Ben şeyi de çok merak ediyorum. Aslı sen dostlukları nereden... Yani çünkü Orhan Gencebay Murat Kurum'a şarkı da yaptı. Evet. Dolayısıyla bu çok kıymetli ve önemli bir şey. Heyecan da verici bir şey. Sizle ilgili şöyle efendim, birazdan hepsini soracağız. Nereden tanıştınız, neden böyle şeyler oldu? Ama bu akşam sizi tanımak istiyoruz biraz. Çocukluğunuzu, tamam, hikayenizi, neye kızarsınız, neye sevinirsiniz, sevinince kızınca ne yaparsınız? Dışarıda geziyor musunuz? Bakan olmadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Çocukluğa ineceğiz diyorsunuz. İneceğiz efendim. Çocukluğunuza kadar yani, ineceğiz bu akşam. Yani zaten şu seçim sürecinde indiler inebildikleri yere. Öyle kadar. Mi? Evet evet. Ben görmedim, nasıl indiler? Ya işte görüyorsunuz her gün işte muhalefetin bizimle alakalı. Hani çocukluğumuza kadar arkadaşlarımızı dahi buldular yani. Buldular mı çocuk arkadaşlarınızı? Tabii tabii köyümüze bile gittiler yani. Aa çok çok enteresan. Bak merak ediyorum onları da ne çıktı diye. Ben ama Murat Kurum'la ilgili şeyim şu. Gri pantolon. Mavi yani koyu lacivert bir ceket ya da mont. Lacivert bir mont. Ve sizi gördüğüm pek çok alanda. Genelde sahada gördüm. Bunu sizin arkanızdan söyledim. Yüzünüze söylemek belki çok... gerekli olmayabilir ama yani arkanızdan konuştuğumuz bir şey. Biz sizin çalışkanlığınıza şahidiz pek çok alanda. Ama bu akşam çalışkanlığınızı konuşmayacağız efendim. Yani tamam, bu akşam siyasetle konuşmayacağız. Tamam. Tanışmak istiyoruz. O yüzden de ilk defa turuncu bir kazakla gördüğüm. Takıldın turuncu. Yine gireyim. Ben bekliyordum mavi falan gelirseniz diye. O aynı kıyafet mi? Hep gri pantolon ve mavi. Yok mont? Aynı değil ama genelde lacivert giymeyi seviyorum yani. Hani lacivert favori rengim. Evet. Bu arada sizler de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Oldukça kalabalık bir kitlemiz de var. Onlar da herhalde merakla muhabbeti bekliyorlardır. Nasıl tanıştığınızı sorayım önce ben. Orhan Gencebay'la. Aslında bakanlık döneminde tanıştık. Daha evvel de tanıyordum. Bakanlık dönemindeki başarılarını gördüm ve çalışkanlığını gördüm ve çok sevdim, takdir ettim. Çok da gençti, önü çok açık zaman olarak. İnşallah bundan sonra kim bilir daha ne görevlere gelecek Sayın Bakanımız, Sayın Başkanımız diyorum ve onu çok sevdim o zamanlardan. İnsan yönünü de çok sevdim, yalnız başarılarını değil. Efendi gerekeni yapıyor ve entelektüel dolu birisi, harika. Ve o bende böyle yer etti yıllar yılı. Sonunda geçen zamanlarda karşılaştık, bizim yakınlarımızda, büromuzda da karşılaştık ve konu edildi. Her şeyimizin, adayımızın şarkıları var. Sunumlarını yaparken kullanıyorlardı. Ben de dayanamadım. Murat kardeşime bir şarkı bestediğim, hediye edeyim dedim. Ve bunu yaparken de Halil ve Göksel kardeşlerimiz de teşvik ettiler beni. Ben de dayanamadım. İstanbul'u anlatan ama arada Murad'ımızın da adını geçirdiğim bir şarkı yaptım. Sanıyorum izleyenler, dinleyenler de sevmişlerdir diye düşünüyorum. Bu akşam dinleriz onu. Yani ilerleyen dakikalarda dinleriz. Çok yaptığınız bir şey mi siyasetçilere şarkı, yoksa çok nadirattan mıdır? Bu özel bir şeydi ve onu kendisini çok sevdiğim için, daha başlangıçtan itibaren takdir ettiğim için, insanlığıyla ve çalışkanlığıyla ve ümit verici başarılarıyla daha ileriye dönük ülkemiz adına gereken her şeyi fazlasıyla yapacağına inanıyordum, inanıyorum. Ben de vatansever, son derece güçlü bir vatanseverim diye kendimi öyle ifade ederim. Vatan için canımız kurban gerektiğinde. Vatan demek... Vatan demek, aile demek. Dolayısıyla Yaradan'ın güzelliklerini ve onun özelliklerini korumaya çalışmak demektir. Biz böyle doğduk, böyle yaşıyoruz. Şu anda da böyle biliyoruz bu zamana kadar. Neticede buna saygı duyan ve bunları yerine getirmek isteyene büyük saygı, sevgi duyarız. Hangi görevli olursa olsun, hepimiz bu dünyada bir görev yapmaktayız. Herkes birbirinin eksiğini tamamlamaktadır. Baktığınızda herkes aynı şeyi yapmıyor çünkü. Ama birileri geliyor çok daha üst düzeyde ilhamla, kimi tanrı ilhamıyla,
kimi muhtelif ilhamlarla eksikleri daha iyi tamamlıyor ve yol gösteriyorlar. İnsanlığı anlatıyorlar ve Yaradan'ın bilgilerini anlatıyorlar. Daha doğrusu ilahi adaletin neler olduğunu anlatıyorlar. Ben onları anlamaya çalışırken şunları gördüm. Sevgi, saygı, adalet, estetik, paylaşmak, tüm bunlar Yaradan'ın ilahi adaletin içinde birinci derecede rol alan muhteşem güzellikler. Yaradan hiçbir şey kötü yaratmamıştır. Bunu anlayabilmek ve hepimiz bir görev yapıyoruz. Varlığımızı sürdürüyoruz Allah'ın izniyle. Böyle bakıyorum. Eyvallah. Murat kardeşimde de bu duyguları öyle gördüm, öyle hissettim. Ve çok mutlu oldum onunla beraber olmaktan. Çok teşekkür ederim. Çok önemli kelimeler, çok kıymetli bir yaşam düsturu. İçini doldurabilmek de bir hayli o kadar önemli.